günümüzün dünyasında artık sorunun gündemi takip etmek olduğunu anlamıyor musunuz? Artık sistem bizim önümüze her şeyi, her farklı olan olayı, her böyle insanların farklı bir şekilde seslerini çıkartacağı bir olayı gözümüze soka soka bir hal oluyor. Instagram olsun, Facebook olsun, Twitter olsun, artık sosyal bağlar o kadar çok genişledi ki. Bir de şey çıkmış abi, cancel culture, iptal etme, linç etme kültürü. Ulan bunların hepsi koyun, bunların hepsi koyun. Kendiniz için yaşayacaksınız, başkası için diye değil. Şu an ölseniz, bir haftaya yakın arkadaşlarınız öldüğünüzü unutacak. Kuzenleriniz büyük ihtimalle bir aya sizi unutacak. Anneniz babanız büyük ihtimalle bir seneye sizi unutacak. Tabii ki de hiç unutmayacak. Her zaman ya sistem, üzüntü her zaman olacak. Ama yavaş yavaş unutmaya başlayacaklar. Yavaş yavaş o duyguları gitmeye başlayacak. Sana iş veren o patron ertesi gün unutacak seni. Bunu bir kere aklına kesinlikle sok. Ve sen hala ben kimi linç edeyim, ben kimi takip edeyim? Ege Fitness bunu mu yapmış? Andrew Tate mor bir Bugatti mi almış? Yok işte kırmızı hapmış, red pilmiş, blue pilmiş, açık sarı koyu kahverengi pilmiş. Oğlum pil mil diye konuşurken millet neler yapıyor? Millet uzaya uzay mekiği götürdü. Sen ne yapıyorsun? Andrew Tate'in red pilini, mor pilini, bilmem ne bunları araştırıyorsun. Lan neyini araştırıyorsun? Siz uyurken neler oluyor? Sizi uyutuyorlar, sistem uyutuyor sizi. Gündemi çok takip ediyorsunuz. Siz ne yaptınız? Bunu anlamanız lazım. Herkes sizi unutacak. Sizi unutmayan biri kalmayacak eğer bu hayatta bir etki yaratmazsanız. Hayatta iz bırakma ne biliyor musunuz? Bir kişinin hayatını değiştirmek. Bir kişinin hayatını değiştirirseniz o belki 10 kişinin hayatını değiştirecek. Onlar da 10 kişi, 10'ar kişi değiştirse 200 kişi oldu. Hayatta etki yaratmak efsaneliktir. Kime etki yarattın lan sen? Sen başkasını konuşuyorsun. O oldu, bu oldu. Arabası yok, arabası var. Andrew Tate'in işte motoru var şimdi. Bu, lan sen ne yaptın? Bunları konuşurken sen ne yaptın? Boş boş yaşadın. Saman yiyip tarlaya çıkarttılar seni. Ondan sonra çoban koçbaşı geldi. Çiftliğine geri getirdi. Uyudun, kalktın. Yeniden tarlaya çıktın. Yeniden çiftliğe geri getirdi. Samanla beslendin. Bu kadar. Yaşayıp öldün gittin. Kime etkiledin? Ne yaptın? Hayata katkın ne? Başkalarını konuşmayı bırak. Şu anda seni konuşalım. Sen ne yapacaksın? Nasıl gelişeceksin? Kendini iyi hissetmen lazım. Çünkü bok gibi hissediyorsun. Bu yüzden başkalarını konuşuyorsun. Bu yüzden başkalarının ne yaptığı, senin hayatında ne yaptığından daha önemli olmuş bir konumda. Sen ne yaptın? Bana bunu söyle. Başkalarını konuşmayı bırak. Sen bu dünyaya etki olarak ne yaptın? Bana bunu anlatır mısın? Anlatamazsın. Neden? Çünkü hala izliyorsun bu videoyu. Bu videoyu izlemekten çık. Harekete geç. Bir şeyler yap. Özgüvenin artsın. Hedeflerine koş. Hedeflerine koşmuyorsan şu an öldün sen zaten. Sadece cenazenin kalkmasını bekliyorsun. Hayatta yaşadığını düşünüyorsun ama yaşamıyorsun. Senin hedefin yoksa, senin gelecekten ümidin yoksa sen ölmüş bir varlıksın. Oksijen israfısın. Oğlum suyumuzu harcama. Oğlum dünyamız batıyor, suyumuzu harcama, güneşi harcama. Bırak, benim bütün güneşe ihtiyacım var, benim bütün suya ihtiyacım var. Kas yapacağım, özgüvenimi geliştireceğim, hedeflerime koşacağım. Çık git önümü kesme. Senden bu gidişte hiçbir şey olmayacak. Hayatını değiştirmek için şu anda adım atmalısın. Sen direkt unutulacaksın. Bu hayatta sen hiçbir şeysin lan. Kimin hayatını değiştirdin bunu göstermeni istiyorum. Bunu söylemeni istiyorum. Yaptığın bu dünyaya etkiyi göstermeni istiyorum. Bir şey olun abi. Nefret edilin, sevilin, sevilmeyin. Bir şey olun. Neutral olmayın. Pozitif olun, negatif olun. Bir şey olun. Ortası yok. If you don't stand for anything, you stand for nothing. Eğer koruyacağın değerler yoksa demek ki hayatında hiçbir değer yok. Neyi koruyorsun? Neyi savunuyorsun? Ne için yaşıyorsun? Bana bunu söyler misin yorumlar? Çoğunuz ne için yaşadığınızı bilmiyorsunuz. Çoğunuz neden bu hayatta olduğunuzu bilmiyorsunuz. Keşfedin abi. Çıkın dışarı, başka şeyler yapın. Ders çalışın. Basket oynayın. Buz hokeyi oynayın. Badminton oynayın. Masa tenisi oynayın. Neden hoşlanıyorsunuz? Ne size mutluluk getiriyor? Bunları yapın. Birazcık çevrenizi genişletin. Başka insanlarla konuşun. Sizi aşağıda çekerler, yukarıda çekerler. Çoğu başarılı olan insanın etrafında başarılı insan var. O yüzden etrafınızı başarılı insanlarla çevirin.
Ben artık insanlarla anlaşamaz durumdayım. İçki içmiyorsan, kötü alışkanlığın yoksa artık insanlarla anlaşamayacak durumdasın bu dünyada ya. Gece dışarı çıkman lazım, içki içmen lazım, kötü alışkanlıklar yapman lazım ki havalı gözük. Lan başlamışım böyle havaya ben. Sporunu yap, özgüvenini arttır, hedeflerine koşan biri ol. Asıl havalı olan bu. Siz gidin hala Andrew Tate işte motor mu almış, Bugatti'sini mi vermiş, mor muymuş, pembe miymiş, hangi hapı alayımmış. Bir şeyi başarmak maskülenlik oğlum, kadına emir vermek değil. Yok işte reject modernity, accept masculinity falan. Oğlum maskülen demek testosteron olması, vücudunda testosteron varsa kullansana, çubuk krakersin, Duracell pil. Oğlum testosteronu kullanmayacaksan Allah niye verdi sana testosteron? Verilen şeyleri kullanman lazım. Herif çubuk kraker gelmiş bana Red Pill, Blue Pill'in muhabbetini yapıyor ya. Ulan Elon Musk uzaya uzay mekiği çıkartıyor. Mars'ı herife icat edecek. Başka şeyleri icat edecek. Biz burada gelmişiz başka insanların arabalarını, Kim Kardashian'ın poposunu, öteki sanatçının kaç para yaptığını konuşuyoruz. Ya bırakın üretken olun abi. Kendi hayatınızda üretken olmak için yollar, çareler bulun. Şu anda tünelden geçiyor olabilirsin. Tamam mı? Belki hayatın bir sene, 5 sene, 15 sene, 20 sene bok gibi geçireceksin belki hayatı. Belki ümidin kalmayacak, belki umudun kalmayacak. Ama 30 sene sonra o hedefine ulaşabileceksin belki. Belki küçük bir hedeften bahsediyoruz ya. Dağa tırmanmak arasında seçim. Dağa tırmanamıyorsun diyelim mesela. Küçük bir hedeften bahsediyoruz. 20 sene tırmanamadın arasında seçim. 30. senede tırmandığında o kadar fazla zafer gülüşü, o kadar fazla o hedefine ulaşmandan aldığın zafer hissi o kadar artacak. Burada ben bir şey bildiğimden dolayı konuşmuyorum. Ben sizden daha iyi biliyorum diye konuşmuyorum. Ben de çok fazla yenildim. Ben daha fazla yenileceğim. Ama pes etmemeye çalışacağım. Pes etmememiz lazım. Bu hayatta savaşı vermemiz lazım. Ama gidip böyle gündemdeki acayip acayip salak saçma şeyleri konuşarak hiçbir şekilde gelişmeyeceğimizi görebiliyorum. Bu yüzden bunu aktarıyorum ben. Siz benden büyük ihtimalle daha iyisiniz. Daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Daha çok potansiyeliniz var. Çoğunuz genç. Çoğunuzun önünde bir hayat var. Bir hayat değiştirin pozitif bir şekilde. Seneler geçiyor bir bok olmadım diye bakma. Şu anda tünelden karanlıklardan geçiyorsun ama ertesi gün güneş açacak. Ertesi gün açmazsa bir sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra açacak. Bu savaşı vereceğiz bu hayatta kardeşim. Eğer zaten bu savaşı vermiyorsan hayatta sen ölmüşsün. Sadece cenazenin kalkmasını bekliyorsun.